Herkese merhaba. Arten Gala'da bugün yeni yıl kartları yapacağız. Sulu boya, renkli kağıtlar, keçeli kalemler, makas ve yapıştırıcı bu çalışmamız için gerekli malzemelerimiz. Ben şimdi küçük bir sulu boya kağıdına çam ağaçları çiziyorum. Sizde sulu boya kağıdı yoksa normal kağıt kullanıyorsanız eğer sulu boyanızı biraz daha az sulandırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kağıdımız yırtılabilir. Evet, çizimim bitti ve renklendirme aşamasına geçiyorum. Üç farklı yeşil tonu kullanmayı düşünüyorum. Bunun nedeni ağaçlarımın birbirinden böyle ayrılmasını istiyorum. O yüzden böyle farklı yeşil tonlarını kullanacağım. Eğer paletinizde farklı yeşil tonları yoksa sarı ve mavi ile koyu ya da açık yeşiller elde edebilirsiniz. Yeşilimize biraz sarı eklediğimizde daha açık bir yeşil, biraz mavi eklediğimizde ise daha koyu bir yeşil elde edebiliriz. Evet, şimdi biraz beyazımla siyahımı karıştırarak kartı bir gölge etkisi yaratmak istiyorum. Her zaman öğrencilerime de söylerim. Karı biz bembeyaz görmüyoruz aslında. Işığın ve gölgenin etkileri var üzerinde. O yüzden bembeyaz bir kar görüntüsü vermiyoruz. Ve hafif sıçratmalarla da süsleyebiliriz son olarak çalışmamızı. Mutlaka kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra işleme devam ediyoruz. Ben böyle siyah bir fon kartonunu ikiye katladım. Yeni kartı oluşturmak için. Yaptığım görseli de biraz küçültmek istedim bu karta göre. Evet, şimdi yapıştıralım. Gelelim en eğlenceli kısma. Böyle yaldızlı kalemleriniz varsa onlarla üstüne sevimli notlar yazabilirsiniz. Ben çok klasik olan mutlu yıllar yazısını tercih ettim. Siz içinizden gelen herhangi bir yeni yıl mottosunu kullanabilirsiniz. Daha sonra ağaçlarımı süsleyeceğim. Bunun için siyah keçeli kalem kullanabilirsiniz. Ben asetat kalemi tercih ettim. Ağaçlarımın üzerine ışıklar eklemek istiyorum. Bunun için önce ışıkların asılı olduğu ipleri çiziyorum. Evet, gelelim şimdi ışıklarımıza. Dilediğiniz renklerde keçeli kalemlerinizle ışıklarınızı oluşturabilirsiniz. Kapak tasarımı için son olarak yıldızlar ekliyorum ağaçlarımın üstlerine. Böyle yaldızlı kalemle de yapabilirsiniz. Ben bir tane de Eva'dan kestim görmeniz için. Böyle Eva'lardan kesip de yapıştırabilirsiniz. İç kısmına beyaz bir kağıt yapıştırıp üstüne not yazabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi beyaz bir kalemle notunuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kartımıza. İkinci kartımız için ben kraft kağıdını tercih ettim. İki tane kraft kağıdını eşit boylarda kestikten sonra yine keten ipimle bir kurdele oluşturdum. Ve üstten zımbalayarak bu sefer üstten açılan bir hediye kartı düşündüm. Fazla gelen iplerimi kesiyorum ve kenara alıyorum. Şimdi sulu boyayla yine bu kartımı süsleyecek kapağını tasarlayacağım. Yeni yıl ağacı toplarından yapmak istedim. Bunlara çeşitli desenler uygulayacağım ama öncesinde sulu boyayla hafif bir renklendirme yapacağım. Dilediğiniz renklerde hafif hafif boyayabilirsiniz. İplerinin takılı olduğu kısımları da çiziyorum.
Evet, tasarım kısmına geçebiliriz artık. Yeni yıl ağaçlarımızda yaptığımız gibi bu yeni yıl ağacına asılan süslerimiz için de dilediğiniz şekilleri üstüne uygulayarak böyle hoş desenler çizebilirsiniz. Ben böyle iplerin asılı olduğu kısımları daha parlak görünsün diye yaldızlı kalemle boyadım. Sizler daha farklı renkler kullanabilirsiniz tabii ki. Daha soft görünmesini istediğim için de hangi renge boyadıysam etrafını o çizgiyle geçtim, o renkle geçtim. Çalışmanın en eğlenceli kısmı bence burası. Süslemelerini yaptığımız kısım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi bunları kesmek için ayırıyorum defterimden. Ve tek tek kesiyorum. Evet, kestiğim süslemeleri şimdi böyle kağıdımda nasıl düzgün duracağını gözlemleyerek yapıştırmaya başlayacağım. Önce yerleştirdim, daha sonra yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. İyice yapışması için ters çevirip üzerinden sert bir şeyle geçebilirsiniz. Evet, şimdi iplerini keçeli kaleminizle oluşturabilirsiniz. Ben böyle minik minik ışıklar oluşturdum en üst tarafını süslemek için. Bunları daha sonra keçeli kalemle kontür çekip hepsini tek tek keseceğim. Evet, hepsini kestikten sonra yine çalışmamı önüme alıyorum ve minik ışıklarımı yerleştiriyorum. Son olarak yine keçeli kaleminizle ışığınızın yer aldığı ipi, asılı olduğu ipi çizebilirsiniz. Evet, ikinci kartımızı da oluşturduk. Dilerseniz yine altına küçük bir not yazabilir, içine istediklerinizi yazabilirsiniz. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Bence bir insana kendi ellerimizle yaptığımız hediyeden daha kıymetli bir şey veremeyiz diye düşünüyorum. Hepiniz hoşça kalın, mutlu yıllar, iyi seneler.